borç ve icralar çiftçinin canına kast etmeye başladı. Yozgat'ın Yerköy ilçesinde çiftçilik yapan Osman Yılmaz'ın traktörüne haciz gelmesine dayanamadığı için ertesi gün kalp krizi geçirdiği belirtildi. Kalbi dayanmayan Yılmaz kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Sözcüye konuşan Osman Yılmaz'ın yine çiftçi olan oğlu Ali İhsan Yılmaz, babasının tefeciden aldığı 25 bin lirayı ödeyemediğini söyledi. Geçen yıl Ağustos ayının içinde traktöre yakalama kararı verilmiş haberimiz olmadı. Babam bu borca karşılık tefeciye pancar söküm makinesini vermiş. Borç ödenmesine karşılık traktörün üzerinde yakalama kararını görünce mahkemeye başvurdu. İtiraz dilekçesini verdikten bir gün sonra ise kalp krizi geçirip vefat etti. 2019 yılında 12 bin liralık kredi borcunu ödeyemediği için hapis yatan çiftçi, elinde tarım yapabilecek ekipmanın kalmadığını söylüyor. Zararın Çorum Şeker Fabrikası'nın 800 ton şeker pancarını almayınca oluştuğunu belirtti. Kredi borcumdan ötürü 18 Eylül 2019'da hapis cezasına çarptırılıp 25 gün cezaevinde kaldı. Babam Osman Yılmaz adına kayıtlı traktöre haciz kararı çıktı pancar tarlada kalınca tefeciden babamın aldığı 25 bin lirayı ödeyemedik. Daha önce de uşaklı çiftçi Mazhar Ulubey, tarım krediye olan borçları nedeniyle icralık olmuştu. Tarım kredi kooperatifindeki borcumuz avukata düştü ve taahhütümüzü verdik, traktörümüz, arabamız hazzedildi. Bunları geri çıkardık, ödedik yarısından fazlasını borcumuzun. Çiftçi daha sonra kendilerinden rüşvet istendiğini ve olaylar sonucunda babasının kalp krizi geçirerek yoğun bakıma kaldırıldığını söyledi. Ve çıkardığımız gün bize rüşvet talep etti avukat. Biz sizin hakkınızda işte suç duygusuna bulunacağımız dediğimizde bizi tehdit ettiler. Rüşvet istediğimi öne sürdürer diyerek mahkemeye vermiş ve mahkeme kağıdı geldiğinde babam dün kalp krizi geçirdi. Şu an yoğun bakımda yatıyor. Borçları nedeniyle tefecilerin eline düşen çiftçiler içinse nasıl bir çalışma yapılacağı belirsiz.